Akdeniz enerji denkleminde, daha doğrusu mücadelesinde diyelim, belki daha net olur, iki taraf karşı karşıya geldi. Atina ve Ankara. Yunanistan son derece rahatsız, başından beridir. İşte bir şekilde Oruç Reis'ten, Yavuz Sultan Selim'e, Fatih Sultan Mehmet'ten, Barbaros'a kadar enerji arayan gemilerin yola çıkması Atina'yı son derece geriyor ve son derece agresif bir söylem geliştirmesine yol açıyor bir şekilde Amerika'nın da bölgesel anlamda burada varlık göstermesi Atina'nın elini güçlendirmişe benziyor ki son iki aydır hard power dediğimiz son derece sert bir politikayla Türkiye'nin Ankara'nın üzerine gitmeye çalışıyor. Fakat Türkiye tabii ki geri adım atmıyor. Enerji faaliyetlerini, arama faaliyetlerini sürdürüyor. Şimdi Yunan medyasının inanın tek gündemi aslında Türkiye-Yunanistan gerilimi. Tek gündem bu. Ve Yunan medyası bunu sürekli olarak sıcak tutuyor ve sürekli olarak da bu meselelere ilişkin analizler yayınlıyor, haberler yapıyor, dosya çalışmalara imza atıyor. Yine Yunanistan'ın önemli bir medya kuruluşunun ciddi bir iddiası var. Bu iddiayı Yunanlı yetkililere dayandırarak haberleştiriyor. Diyor ki Türkiye'nin kırmızı çizgimdir dediği meselede Miçotakis hükümeti adım atmak üzere. Peki nedir o? Tehlike şu. Girit. Şimdi değerli seyirciler Türkiye diyor ki Girit'in güney ve batısındaki karasularını 6 milden 12 mile çıkarırsan bu benim için bir savaş sebebidir. Diyor ki söz konusu yayın organı Yunanistan'ın kötü kuruluşlarındandır. Mega Atina yönetiminin Girit'in güney ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığını masaya koymuşlar ve bunu ciddi ciddi düşünüyorlarmış. Gazeteci Christina Korai Atina hükümetine dayandırdığı haberinde Yunanistan'ın kara sularını genişletmek için harekete geçtiği öne sürülüyor. Harekete geçmiş. Ve hatta ve hatta söz konusu gazetecinin haberinde yer alan bir detay var. Müttefiklerini sormak zorunda da değilmiş Yunanistan bu konuyu. Hiç müttefiklerine danışmak zorunda değilmiş. Onun temel hakkıymış. Uluslararası bir hakkıymış. Her türlü imkan kullanılacakmış. Bunun için hazırlanmış. Türkiye e, ciddi bir alan kaybedecek deniyor. Şimdi 1936'da Lozan dengesini bozarak, Lozan'ın dengesini bozarak karasularını genişlettiğini, daha doğrusu karasularını genişliğini 6 mile çıkarmış Yunanistan. Oysa Lozan'da bu mutabakat böyle değildi. Yunanistan o Lozan mutabakatını 1936'da bozdu ve 6 mile çıkardı. Eğer hedeflerini, şimdi hedeflerini bir şey gerçekleştirirlerse, yani 6 milden 12 mile çıkarılırsa ne olur biliyor musunuz? Ne olur? Ege bir Yunan gölüne döner. Yani sizin Çeşme'den, Foça'dan kalkan tur tekneleriniz belli başlı bizim olan adalara gitmekte bile zorluk çekebilir. Türkiye'de diyor ki bir dakika diyor dur orada. Bir dur orada diyor. Ankara çok net. 6 milden 12 mile çıkarırsan bu benim için savaş sebebidir. Net söylüyorum diyor Türkiye. Net koymuş bunu. 6 milden 12 mile çıkarırsan bu bir savaş sebebidir. Askeri müdahalede bulunurum ki Türkiye bunu yapar. Çünkü neden? 6 milden 12 mile çıkarmak ne demek? Resmen Ege'yi Yunanistan parselize edecek. Resmen. Ya bir, bir anda Yunan gölüne dönecek Ege. Hatta bu rahmetli Cumhurbaşkanı Demirel'e de soruluyordu ya. E, Ege gölü müdür? Ege denizi midir? Ege nehri midir? diye başlamıştı o meşhur cevabına. Sonra devam etmişti. Bakın burası bir Ege gölüne döner. Haritaya baktığınız zaman. Türkiye'de buna Türkiye'de buna asla ve kat'a zaten izin vermeyeceğini belirtiyor. Çok ütopik bir iddia bu bakıldığında göreceğiz.